Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde e, Kotlin uygulamalarımızı geliştirmek için gerekli olan hazırlığımızı yapacağız. Öncelikle ne dedik? Kotlin Java'ya benziyor dedik. Biz kodlarımızı yazıyoruz. Derleyici bunları byte kodlara çeviriyor. Bu byte kodlarda Java Virtual Machine üzerinde işlenerek uygulamamız çalışıyor demiştik. Kotlin de yine aynı boot prensipte çalıştığı için bizim uygulamalarımızı gerçekleştirmek adına neye ihtiyacımız var? JDK'ya ihtiyacımız var. Bu yüzden Dowland JDK dedikten sonra Oracle'ın sayfasına gidiyoruz. Çünkü Java bildiğiniz gibi Oracle'ın bir ürünü. Java'yı tıkladıktan sonra burada lisansı kabul ettikten sonra işletim sisteminize uygun olan JDK'yı buradan seçiyorsunuz. Ben burada Windows 64'ü seçtim ve bu egzeyi indirdim. Masa üstünde duruyor. Daha sonra JetBrains'in sayfasına gidiyoruz. JetBrains bildiğiniz gibi Kotlin'i geliştiren, ayrıca Android Studio gibi, IntelliJ gibi editörlerin yapımcısı. Bu yüzden yani Kotlin'i gerçekleştirmek için en iyi editör aslında nedir burada? IntelliJ'dir. Şimdi bunun için idiler kısmında IntelliJ IDE'yi seçiyorum ve burada Dovland diyorum. Dovland dediğimde gördüğünüz gibi iki versiyonu mevcut. Biz burada Community kısmını seçebiliriz. Gördüğünüz gibi Java, Kotlin, Groovy, Scala gibi dilleri desteklediğini söylüyor. Ayrıca Android desteği de varmış. Tabi Android için Android Studio'yu seçmek çok daha mantıklı bir karardır. Sırf onun için yapılmış bir editör olduğu için. Biz burada Community kısmındaki Dovland sekmesini seçip ee, Dowland işlemini başlatıyoruz. Ben zaten yaptığım için bunu bir daha indirmeyeceğim. Öncelikle JDK'mızı kurmamız lazım. Yönetici olarak bunun kurulumunu yapalım. Şunu şuradan kapatayım. Evet ileri dedim. Program files'ın altında Java klasörünün altına atılacakmış. Tamam dedim. Ve JDK'm kuruldu Diyeceğim diyemiyorum. Evet JDK ile beraber gördüğünüz gibi Java Runtime da geliyor. İleri deyip bunu da kurulumunu yapalım. Yani siz Java ile ilgili bir uygulama geliştirmek istiyorsanız bildiğiniz gibi JDK'yı kurmanız gerekiyor ve bu yanında JRE'yi de getiriyor. Ve kurulum başarılı bir şekilde yapıldı. Kapattık bunu. Daha sonra editörümüzü kuralım. ileri dedim nereye kuracakmış program files'ın altına kuracakmış tamam ileri dedik 64 bit launcher ve java ve kt burada kotlin dosyalarımızın uzantısı kt oluyor bu dosyaları gördüğünde otomatik olarak IntelliJ id editörüyle açmasını söylüyoruz ve kurulumumuz başlıyor evet kurulumumuz da bitti run diyerek editörümüzü ilk seferlik başlatabiliriz Herhangi bir şey içeri import etmeyeceğim. OK diyor, diyerek editörümün açılmasını sağlıyorum. Android Studio'ya benzer. Sonuçta aynı firma yaptığı için ben burada beyaz tabanlı editörü kullanacağım. İleri dedim. Ekstradan bir plugin kullanmayacağım şu an için. İleri dedim. Bunlardan herhangi birine de ihtiyacım yok. Ve Start IntelliJ diyerek editörümü başlatıyorum arkadaşlar. Evet, Create a new project diyoruz. Burada gördüğünüz gibi IntelliJ ile kullanacağınız java, javafx, android var. Biz burada ne yapacağız? Kotlin jvm'yi seçeceğiz. Java script'li değil. Daha sonra buraya ilk Kotlin projem diyeyim. Project location buradaymış. Gelin isterseniz bunu ne yapalım? Şuradan Masa üstüne alalım. Şu muydu? Evet desktopta şuraya yeni bir klasör oluşturayım. Kotlin projeleri diye. Okey dedim. Kotlin projelerin içine bunu oluşturayım. Kotlin projelerinin içine ilk projem olarak oluştur. Şimdi burada no sdk diyor. Bizim jdk'yı görmemiş. Şuradan new deyip c'nin altında program files'ın altında Java'nın altındaki şuradaki JDK klasörünü seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun çıkmadı. Ve library olarak da e, runtime, Java runtime'ı seçiyoruz. Finish dedik. Bunu der demez <laughs> bunu kapatalım. Close diyelim. Uygulama dosyaları burada oluşturulmaya başlanıyor. Evet projemin derlenme aşaması da bitti. Şöyle bir dosya yapısına bakarsanız e, Burada src klasörü benim kodlarımın e, yer alacağı klasör. Onun dışında ne yapalım? Şu başlamadan önce şurada settings diyerek editörümüzde birkaç ayar yapalım. Görünüş olarak editör kısmına gittim. Color and font'u seçtim. Şuradaki font kısmını monospace değil. konsolas yapıp şurayı da daha görünür olması için 18 olarak ayarlıyorum. Onun dışında number line var. Appearance ayarlarında show line numbers kodların yanındaki satır numarasını vermesi için bu ayarı da yapalım. Şimdilik bu kadar ayar yeter. Şimdi buraya dediğimiz gibi Baktığınız zaman biz ne dedik? Kotlin içinde Java'yı, Java'nın içinde Kotlin'i kullanabilirsiniz ki en bariz örneği burada. Ben burada bir Java class ekleyebileceğim gibi bir Kotlin dosyası veya bir sınıfı ekleyebiliyorum. Bunun adına ne diyelim arkadaşlar? İlk test diyelim. Çok da uzatmanın anlamı yok. Ve dosya olarak bunu buraya ekleyelim. Herhangi bir şey çıkmadı neden? Çünkü biz onu dosya olarak seçtiğimiz için şu an için buraya takılmayın ama hani yaptığımız ayarların ve editörün düzgün bir şekilde çalıştığını görmek adına ilk main fonksiyonumuzu yazıyoruz. Bunun string tipinde ki string dediğimizde array yani bir dizi olacağını söyledikten sonra süslü parantezleri açıp print hello world'ümüzü yazalım. Bunu buraya yazdık. Nasıl çalıştıracağız? Bu ilkten pardon run kısmından run diyebiliriz. Burada da seçil ilk çalıştırılacak dosyayı seçiyoruz. Ve bu ilk işlemleri başladı Şimdi burada farkındaysanız yani Java'yı da biliyorsanız Java'da öncelikle bir class olurdu ve class'ın içinde ne olurdu arkadaşlar? Bir metot olurdu. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir class yapısı yok. Yani yazmak zorunda değilim. Burada ben noktalı virgül yazmak zorunda değilim. Tabi yazarsam da herhangi bir hata olmaz ama yazmak zorunda değilim. Kod yapısında işte bizim kod dilimiz functionların, functionlardan oluşuyor ve function'ın kısaltması fun deyip fonksiyonumuzun adını daha sonra alacak olan parametrelerini yazıyoruz. Java'da bildiğiniz gibi öncelikle verinin tipini yazıyorduk daha sonra adını yazıyorduk. Burada da tam tersi Önce adını yazıyoruz. iki nokta deyip onun tipini burada belirtiyoruz. Java'da burada sistem.out.println gibi bir kullanım varken burada direkt print dememiz yeterli. Ve şuradaki out klasörüne bakarsanız biz burada herhangi bir klas belirtmememize rağmen derlenen derlenme anında ne oluyor arkadaşlar? Benim dosyamın adı ve uzantısı nokta klas diye bir dosya oluşturuluyor. Yani aslında bu ne yapılıyor? Benim bildiğim Java koduna burada dönüştürülüyor. Buradaki unit kavramının da void olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Dediğim gibi şu an için koda pek girmek istemiyorum. Yani bu dersimiz kurulumla ilgili bir ders. Ama şöyle kısa bir örnek yapmak istiyorum. Ne ile ilgili? Java kodunu da burada kolay bir şekilde kullanacağı, kullanabileceğimizle ilgili. Bu sefer geldim buraya bir Java klası oluşturayım. Mesela öğrenci adında bir class olsun. Bunu buraya oluşturduktan sonra nasıl yapıyorduk? Private string işte isim diye bir şey olsun. Private integer yaş diye bir ne olsun değişkenim olsun. Daha sonra buraya sağ tık generate deyip ben bunun getir ve setter'larını burada oluşturabiliyordum Java'da bildiğiniz gibi. Bakın iki tane Özelliği olan bir öğrenci için ne kadar kod diyeceksiniz ki hocam siz mi yazdınız? Hani editörü yaptı. Evet, ama yani bunun bakımı zordur ve dediğimiz gibi ne kadar kod varsa o kadar da hata ihtimali yüksektir. Şimdi ben buraya başka bir şey eklemek istediğimde bunları tekrardan bir oluşturmam gerekiyor falan filan. Şimdi bu burada dursun. Öncelikli olarak ben burada main'de buradaki öğrenciye nasıl erişeceğimle ilgili küçük bir bilgi vereyim size. Kotlin'de biz değişkenlerimizi var etiketiyle, variable'ın kısaltılması var etiketiyle erişebilirim ve bu öğrencinin adı Emre olsun. Eşittir diyorum. Bakın buraya gidip new öğrenci. Şimdi eski Java'da nasıldı? Şöyleydi değil mi? Öğrenci ögr eşittir new öğrenci deyip bunu burada oluşturmam gerekiyordu Java'da. Ama Kotlin'de arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Emre dedim. Emre nedir? Bir öğrencidir. Bu kadar. Yani buraya gidip de new demeniz falan filan gerekmiyor. Bunu burada yaptıktan sonra emre nokta deyip gördüğünüz gibi öğrenci sınıfındaki isim ve yaşa erişebiliyorum. Private olmasına rağmen. Şimdi burada aslında erişim şu şekilde. Mesela bir şeye veri atamak için biz ne yapıyorduk? Set isim metoduna. Hani burada oluşturulan buradaki set isim metoduna erişmem lazım ya. Bunu yazdığımda aslında otomatik olarak editör bunu isme atıyor ve ben buraya Emre yazabiliyorum. Ve dediğim gibi noktalı virgül koyabilirim, koymayabilirim. Tamamen benim isteğimde olan bir şey. Yaş olarak da 28'i verelim. Daha sonra bunları ekranımıza bastırırken öğrenci adı 2 nokta artı deyip Emre nokta isim diyebilirim. Bu sefer de aslında ne yaptık? Get metodunu eriştik ama dediğimiz gibi getirler, setirler yok. Direkt property'nin adıyla erişebiliyorum. Yine aynı şekilde çok güzel bir özellik. Yaş deyip ben buradaki iki dendenin içinden çıkmadan direkt olarak yaş verisine şöyle e, dolar işareti koyup süslü parantezler içinde emre nokta yaş diyerek de yazdırabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bu süslü paranteze bile gerek yok. Atıyorum sizin burada var işte ne diyelim buna kontrol diyelim. Kontrol eşittir 5 7 dedik mesela. Hani böyle bir veri yazdırmak istiyorsanız da şuraya gelip devam ediyoruz buraya. Kontrol 2 nokta deyip dolar kontrol da diyebilirsiniz. Ama burada diyemiyoruz onu. Çünkü doların önündeki tek yani tek kelimelik bir ifade, bir değişken varsa bunu burada kullanabiliyoruz. Ama emre nokta yaş gibi bir ifade için buradaki bu süslü parantezleri kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunu çalıştırırsak e, run deyip çalıştırırsak ekranda verilerimizi göreceğiz. E, şu an için fazla düşünmeyin. Ben sadece e, birkaç güzelliğinden aslında şu an için göstermek istediğim Java kodunu Kotlin'de de birebir kullanabildiğimi göstermek istiyordum size. Hatta ve hatta şimdi burada bir Java kodum var ya bakın. iki tane şey için değişken için bu kadar kod oluşturuldu. Ben buradaki kod kısmına gidip convert Java file to Kotlin file dersem gördüğünüz gibi o deminki ifade şu kadar. Kotlin'deki karşılığı bu. Ne olduklarından yine bahsedeceğim buradaki soru işaretinden falan filan. Ama şu an için bunu bilmeniz gerekli, yeterli ve burada da gördüğünüz gibi herhangi bir hata almıyorum. Buradaki öğrenci nokta öğrenci nokta dönüştürüldü ve herhangi bir sorun yok gördüğünüz gibi. Ve çalışma anında da bu öğrenci klasımız bu şekilde derlenmiş arkadaşlar. Evet Kotlin'de ilk uygulamamızı, ilk Hello World uygulamamızı da yapmış olduk. Umarım e, faydalı olmuştur kafanıza. Dediğim gibi herhangi bir şey şu an için takılmıyoruz. Hiçbir şey anlatmadım varsayın. Sadece Java'nın da birebir kullanıldığını ve bir Java dosyasının nasıl Kotlin dosyasına dönüştürüldüğünü göstermek için böyle ufak bir örnek yaptım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.